Merhabalar sevgili izleyiciler. KTV ekranlarında yepyeni bir program daha yayın hayatına başlıyor. İlimizde bulunan odalarla ve oda üyeleriyle görüşeceğiz. Odalarımızın tanıtımlarını yapacağız. Esnaflarımızla görüşeceğiz. Oda ile ilgili de oda başkanımızdan bilgiler alacağız. İlk konuğumuz da Kenan Kerimoğlu. Elektrik ve Elektronikçiler Odası Başkanı Sayın Kenan Kerimoğlu'dan oda ile ilgili bilgiler alacağız. Sayın Kerimoğlu, öncelikle program davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyalım. Kenan Kerimoğlu, Kırşehir doğumluyum. İlk orta lise tahsilini Kırşehir'de yaptım. Daha sonra çok uzun bir ara verdikten sonra yüksek meslek okuluna müracaat ettik. Bir yıl devam ettim. Daha sonra da iş icabı ve sağlığın el vermediğinden dolayı üniversiteyi terk etmek durumunda kaldık. Şu an kendi iş yerimde mesleğimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bununla beraber sosyal faaliyet olarak da Kırşehir'de elektrik teknisyenleri esnaf odası başkanlığını yürütmekteyim. Bununla beraber sosyal aktivitede ilimizin etkinliklerinde elimden geldiği kadar olmaya, fikir sahibi öne sürmeye, fikirlerimizi öne sürmeye, iyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Çoğu zaman elimizde sizin de bildiğiniz gibi çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama bunu tatlılıkla, iyi niyetle aşıyoruz, aşmaya gayret gösteriyoruz. Zorluklar tabii insanlar için, önemli olan anlayışla bu işlerin karşılıklı bir şekilde, diyaloglu bir şekilde atlatılması diye düşünüyorum. Kırşehir küçük bir yer. Tabii meslek icabı bazı sıkıntılarımız var ama bunları aşama aşama kaydedeceğiz, aşacağız diye düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, şimdi de elektrikçi esnafıyla görüşeceğiz. Yine elimizde de faaliyet gösteren Emre Elektronik'teyiz. Hayırlı işler. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Tamirat herhalde radyo tamiratı. Her türlü cihazın tamiratını yapıyoruz efendim. Nasılsınız? Ve sizi tanıyalım öncelikle. İsmim Fatih Şahin. Mucurluyum. Doğma büyüme Mucurluyum. Sonra buraya geldim. Bir fabrikaya çalıştım. Fabrikada çalıştım işçi olarak. Aynı zamanda bu işi arada yaptım. Mesleğimi amatör olarak sürdürmüştüm. Sonra fabrikadan ayrıldıktan sonra kendi dükkanımı açtım. Evet. Bu mesleği de kendi kendime öğrendim. Hiç kimse öğrendiniz, onu soracaktım. Kitaplardan öğrendim. Kabiliyetim olduğu için ondan öğrendim. Hiç kimsenin yanında çalışmadım. Evet. Sadece o fabrikadan çıktıktan sonra burada bir ustam vardı Karadeniz'de. Onun yanında 3 sene kadar çalıştım. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda binlerce cihaz görüyoruz. Evet. Ne işe yarıyor bu cihazlar? Elektronik cihazlar. Kişilerin kullandıkları her türlü cihaz var burada. Kırşehir'de yarım asırdır bu işi yapan bir iş yerindeyiz. Sevgili izleyiciler, şimdi de Güvenç Elektronik'teyiz. Hayırlı işler, iyi günler. İyi günler efendim, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. İyi günler, sizi tanıyalım. İyi günler efendim. 25 yıllık Kırşehir'de elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Güvenç Elektronik'ten İbrahim Güvenç. İbrahim Bey, 25 yıldır elimizde bu işi yapıyorsunuz. Eskiden neler yapıyordunuz, şimdi neler yapıyorsunuz? İlk başladığımız yıllarda siyah beyaz televizyon ve renkli televizyonlardan, şu anda da LCD ve plazma televizyonların yetkili servisiz Kırşehir Bölge Servisi ve aynı zamanda cep telefonları satış ve bayisi ve tamir servisini yapmaktayız efendim. Evet. Karşılaştığınız problemler, sorunlar neler? Şimdi bizim teknolojimiz sürekli değişen teknoloji olduğu için biz sürekli teknoloji ayak uydurmayı seven bir firmayız ve yeni çıkan cihazlarla servisliklerimizi devam ettiriyoruz. Servisiniz aynı zamanda. Şimdi eskiden
elektrikli bir alet alındığında yıllarca kullanılırdı. Hatta çok da iyi bakılırdı, titizlikle bakılırdı. Ama şimdi bakıyoruz, bir elektrikli alet bozulduğunda tamir etmek yerine yenisini mi alıyorlar, yoksa tamiratı mı yapılıyor? Şimdi günümüzde tabii çeşit çeşit cihazlar çıktığı için müşteriler bazıları yenilerini alıyor. Ama bozulduğu zaman biz burada TSL'i, Kırşehir'de tek TSL'i servis hizmeti veren bir firma olduğumuzdan dolayı bizim yaptığımız cihazlarda müşterimiz sorun yaşamaz. Sorun yaşarsa zaten TSL var. Bizim onun için müşteri tamir ettirdiği cihazı değiştirmez. Ama bazı yerlerde bu konuda uzman olmayan yerler yaptığı zaman onları müşteri yıldırdığından dolayı yenisini almak zorunda kalıyor. Ama bizim burada tamamen uzman kadro ve uzman personelle çalışıyoruz efendim. Peki yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar ne? Bir elektrikçideyiz, elektronik mağazasındayız ve elektrikler yok. Şimdi maalesef Kırşehir'de bu elektrikler düzensiz geldiği için cihazlarda bu konuda arıza görüyor. Bu konuda TEDAŞ'ın biraz daha üzerine düşen görevi yapmasını rica ediyoruz onlardan. İşlerinizi etkiliyor mu? İşlerimiz tabii, çalışma zamanı bizim için zaman önemli bir. Biz burada müşterimize verdiğimiz konuları yerinde, zamanında, gününde teslim etme mecburiyetinde olan bir firmayız. Onun için aksaklık oluyor. Çırak bulmada sorun yaşıyor musunuz? 8 yıla geçtikten sonra zaten çıraklık dönemi bitti. Ama biz TSL'li bir firma olduğumuz için bu konuda uzman kadrolu çalıştığımızdan dolayı çırakla çalışmıyoruz efendim. Bu meslek yüksek okullarını bitiren elektrik elektronik bölümüyle mezun olan kişilerle çalışıyoruz efendim. Onlarda bir sıkıntı var. Yok, o konuda zaten sıkıntımız yok. Orada haliyle fazlasıyla mezun olan kişiler çok. Evet. Peki esnaf olarak beklentileriniz neler? Esnaf olarak yani çalışmamız gerekiyor. Yani tek şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak ve çalışmamız gerekiyor. Oldu efendim. Çok teşekkür ederim. Oldu, teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, şimdi de Başkan Elektronik'teyiz ve iş yeri sahibiyle görüşeceğiz. Hayırlı işler, sizi tanıyalım. Mukadderat Yurttaş, Başkan Elektronik. Kaç yıldır iş yeriniz var? Yaklaşık 20 yıldır var. 20 yıldır var. Eskiden ne tür işler yapıyordunuz, şimdi neler yapıyorsunuz? Ben eskiden de elektronikle genelde uğraştım. Şu anda da yine elektronik malzemeler. Tabii bir sistem biraz değişti. Daha çok şu anda iletişimle uğraşıyoruz. Evet. Peki çağın değişmesiyle birlikte, gelişmesiyle birlikte sattığınız ürünlerde de, malzemelerde de bir değişiklik oldu mu? Tabii artık çağ dijital çağ diyebiliriz. O bağlamda ürünler iletişimden tutun da görselliğe kadar birçok ürünlerimiz artık dijital ürünler. Evet. Peki yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar var mı? Malzeme bulmada sıkıntı çekiyor musunuz? Hayır, yok. Şu anda bizde teknik bağlamda servis yok ama satış var. Servisler de gelişmiş servisler. Ücretsiz kargo vasıtasına gönderiyoruz ana merkezlere. Orada da bir şekilde yapılıp geliyor yani. Müşterilerimize geldiği anda iletişim kuruyoruz. Kendilerine veriyoruz mallarını. Esnafın durumu nasıl Kırşehir'de? Valla genel olarak sıkıntı var. Bu ticaretin şekli de biraz daha değişti. Büyük marketlerle beraber genellikle o odalarımıza bu bağlamda çok iş düşüyor. Küçük esnafların örgütlenmesi, daha çok kolektif bir yapıya bürünmeleri gerekiyor. Maalesef odalarımıza sadece aidat ediyoruz. Başka hiçbir faydalarını da görmüyoruz. En büyük sıkıntımız o. Siz hangi olaya kayıtlısınız? Biz ticaret odası olarak şey yapıyoruz. Ama ben bu işte de yıllardır uğraşıyorum. İstanbul'da da emeğim geçti. Bu konuda maalesef meslektaşlarımızdan şikayetçiyiz. Türkiye'de her şeyi sermayeye, yabancı güçlere bırakmamak gerekiyor. Yerli insanların da bir takım bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Sizlere de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Ama inşallah esnaflarımız daha örgütlü olur diyoruz.